Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 8. sefer, 8. kısım. Fasıl içinde vasıl. Cenaze namazında elleri kaldırmak ve bunun niteliği. Her tekbirde ve elleri her bağlayışta elleri kaldırmak hususunda görüş ayrılığı vardır. Elleri kaldırmak muhtaçlığı ifade eder ve tekbirin her bir halinde namaz kılan kişi elimizde bir şey yok der. Bu ellerimizi sana kaldırdık, işlerinde bir şey yoktur ve herhangi bir şeye sahip değiller. Elleri bağlamaya gelirsek daha önce zikrettiğimiz gibi namaz kılan kişi Allah katında ölünün şefaatçisidir. Şefaatçi ise isteyendir. İstek konusu insanın kendisi ya da başkası olsa da zillet ve yoksunluk içinde yapılır. Başkası hakkında bir şey isteyen kişi İsteğinde onun vekilidir. Dolayısıyla söz konusu kişinin muhtaç olduğu konuda zelil ve muhtaç bir halde durmalıdır. Elleri bağlamak zelil insanların bir niteliğidir. Bunun tarzı ise avucu çekerek bir elin diğer bileğinin ve kolun üzerinde konulmasıdır. Bu durum anlaşma yapan tarafların arasında elleri birleştirmede sözleşmeye benzer. Başka bir ifadeyle bu davranışla insan şöyle der: sana dua edeceğimiz hususunda bizden söz aldın. Biz de duamıza cömertliğinle karşılık vereceğine dair senden söz aldık. Çünkü şöyle buyurdun: kullarım beni sana sorar. Ben çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm. Burada Allah kendisi ya da başkası hakkında dua eden ifadesini kullanmadı. Sonra bize ölüye dua etmek ve senin nezdinde ona şefaat için izin verdin. Artık geride sadece o duaya icabet etmek ve olumlu karşılık vermek kalmıştır. Dolayısıyla Hakk'ın ölüye yapılan duaya olumlu karşılık vereceği mümin için kesindir. Bu nedenle son tekbiri, şükür tekbiri saydığımız gibi namazdaki selamı da ölüden ayrılış ile ölünün karşılaşacağı esselamı ve Allah katındaki esenliği bildirme selamı saydık. Bu selamın bizim yönümüzden anlamı ise ölüye merhamet ve onu kötü yad etmekten uzak durmaktır. Asıl içinde vasıl. Cenaze namazında okuma. Bazı bilginler cenaze namazında okumanın bulunmadığını, namazdaki okumanın sadece dua olduğunu ileri sürmüştür. Bazı bilginler ise birinci tekbirden sonra Allah'a hamd ve övgü yapıldığını, ikinci tekbir getirilip peygambere salatü selam okuduğunu, üçüncü tekbir getirilip ölüye şefaat edildiğini, sonra dördüncü tekbir getirilerek selam verildiğini söylemiştir. Başka bir grup alim ise şöyle demiştir: birinci tekbirden sonra Fatiha suresi okunur. Diğer tekbirlerde de ilk tekbirde yapılan yapılır. Ben de bu görüşteyim. Çünkü cenaze namazında hamd ve övgü gerektiğine göre bunun Allah'ın kelamı ile yapılması en uygunudur. Cenaze duasına salat yani namaz denilmiştir. O halde Fatiha suresini okumaktan yüz çevirmek iyi değildir. İmam Şafii, Ahmed ve Davud bu görüştedir. Vasıl, batini yorum. Ebu Yezid el-Bestami şöyle der: yaratıklara baktım, hepsini ölü gördüm. Üzerlerine dört tekbir getirdim. Şeyhlerimizden biri şöyle demiş: Ebu Yezid nefsinin alemini görmüştü. O hal, Rabbi hakkında bilgisi olmayan ve Rabbinin kendisini bildirmediği insanda gerçekleşebileceği gibi aynı zamanda Allah'ı bilmede insanların en kamil içinde gerçekleşebilir. O halde kemale ermiş arif kendisini Rabbinin önünde bir ölü diye görür. Çünkü Allah onun kulağı, gözü, eli ve dilidir. Allah ona salat eder. Nitekim Allah şöyle buyurur: o size salat, yani Allah'ın salat etmesi mağfiret ve merhamet etmesidir. Edendir. O size salat edendir. Salat eden Hak ise bu durumda onun sözü Kur'an olur. O halde arifler Allah'ın onların dilleriyle okuyup kendilerine salat ettiği yani merhamet ettiği Fatiha suresini okumalıdır. Allah da kendi sözüyle kendisini över. Ardından huzurunda kılınan kulunun cenaze namazında ki bu esnada Rahman kıbledir ve ondan istenir. Kendisini kulunun diliyle överken kuluyla arasındaki bitişikliği ve vuslatı karşısında kendi zatını bu kez yüceltir yani tenzih eder. Bu durumda namaz kılan El Hay ve El Kayyum isimleri olur. İkinci tekbirin ardından ise vahyini tebliğ eden peygambere salatü selam getirir.
Allah şöyle buyurur. Allah ve melekleri peygambere salat ve selam getirir. Meleklerin insan türünden üstünlüğünü anlatmak için ayette Allah ile beraber çoğul olarak zikredildiklerini gösteren zamirden başka bir kanıt olmasaydı bu durum bile onların üstünlüğü hakkında yeterli olabilir ve artık başka bir kanıta gerek kalmazdı. Zamirin zikredilenlerin hepsini içerdiğini göstermek için melekler bağlaçla gelmiştir. Sonra Hak, namaz kılan Arif'in diliyle bir vehimden kendisini yüceltir, tekbir yap. Bu vehim, Hak ile kulları arasındaki ilişkilerin dereceli üstünlüğü indirgenmesiyle ilgilidir. Bu durum, bir yandan ortak oldukları yönden iken, öte yandan üstünlük derecelerinden, birbirlerinden farklılaşmadıkları yönündendir. Bu vehim, kulların dereceli üstünlüğü nedeniyle ilahi hakikatlerin birbirlerinden üstün olduğu kabulüne yol açar. Çünkü her kul her halinde ilahi bir hakikatle irtibatlıdır. İlahi hakikatler ise birbirlerine göre üstün olmaktan münezzeh bağıntılar ve niteliklerdir. Bu nedenle ikinci tekbir getirilir. Cenaze namazını kılan insan Fatiha suresini okuduktan ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdikten sonra ölüye duaya başlar. Bu durum Kur'an ile dağlar yürüse ya da yer parçalansa ya da ölüler konuşsa ayetiyle ilgilidir. Hal böyle olunca ölü duyumsayan ruhun gitmesi nedeniyle görünüşte donuklara benzer. Dolayısıyla onun hükmü donukların yani cemaatin hükmü gibidir. Allah şöyle buyurur. Bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağa indirseydik Allah korkusundan parçalandığını görürdün. Allah dağı korkmak özelliğiyle niteledi. Dağın korkması kendisine indirilen şeyi bilmekle nitelenmesinin aynısıdır. Allah şöyle buyurur. Allah'tan bilen kulları korkar. Öyleyse korkmamanın nedeni ruhun bedenle irtibatıdır. Ruh ve beden birleştiğinde her biri diğerine arzu duyduğu için bu durum korkunun bırakılmasına yol açar. Ayrıştırdıklarında ise her biri kendi zatıyla Rabbine döner ve bileşik iken bilmediği şeyi öğrenir. Bu nedenle bilgisinden dolayı bir korku kendisine eşlik eder. Cenaze namazında ölüye yapılan ilk dua ve Allah'a yapılan ilk övgü Kur'an-ı Kerim okumaktır. Çünkü ölü hem ruhu hem de bedeni yönünden korku makamındadır. Dolayısıyla Arif bunu bildiğinde sadece Kur'an-ı Kerim ile konuşur ve söyler. İnsanın bütün hallerinde cenaze namazı kılan kişi gibi olması gerekir. Dolayısıyla zatını Rabbinin önünde bir cenaze gibi görmelidir. Bu durumda insan bütün hallerinde Rabbinin kelamıyla ölüm mesabesindeki nefsine sürekli namaz kılar. O halde namaz kılan kişi sürekli dua edeceğiken kendisine namaz kılınan ise ölü ya da sürekli uyuyandır. Bu meyanda kendi nefsiyle uyuyan kişi ölü, Rabbi vasıtasıyla ölen kişi ise düğün gecesi uykusu gibi uyur. Hak onun vekili olur. Bu konuda birkaç mısramız vardır. Ey uykucu, daha ne kadar uyuyacaksın? Çağrılıyorsun, uyansana. Allah senin vekilin oldu. Senin kalbin uyuyor. Seni çağırdığı şey karşısında. Uyan. Seni yok eden oluş alemindesin. Belki de orada ölmüşsün. Yürümekten önce nefsine bak. Senin azığın pek karışıktır. Cenaze namazında yapılan duanın yorumu şudur. Allah'ım, onun şimdiki yerini daha iyi bir yer ile değiştir. Yani kendisine başka bir yaratılış ver. Allah şöyle karşılık verir. Değiştirdim. Çünkü ölünün bulunduğu yer dünya hayatıydı. Burası hastalıkları ve dertleri çok olan, arzu ve istekleri farklılaşan, gece ve gündüzün tahrip ettiği, sıkıntı veren bir yerdi. Ölünün geldiği yer ise Şari-i Teala'nın nitelediği gibi bir yerdir. Oradaki insanlar bevletmez, defi hacet etmez ve sümkürmez. Allah orayı pisliklerden ya da tahrip olabilir bir yer olmaktan ya da arzuların etkisinden tenzih etmiştir. Sonra duada şöyle der. Bulunduğu toplumu daha iyi bir toplulukla değiştir. Allah yaptın der. Çünkü dünyadaki toplumu taşkınlık, haset, kovuculuk, nefret, dedikodu ve cimrilik yapan insanlardı. Ölünün göçtüğü diyarın ahalisi hakkında ise Allah şöyle der. Onların gönüllerindeki kini söküp aldık. Onlar karşılıklı döşekler üzerinde kardeş olmuşlardır. Onunla şöyle der. Eşinden daha hayırlı bir eş ver.
Oradaki eşler çekik gözlü ve çadırlarda uzanmış iken nasıl daha hayırlı olmazlar ki? O eşlerin gözünde bu ölüden daha güzel kimse bulunmadığı gibi ölü de onlardan daha güzelini görmez. Eşler ona süslenmiş, o da eşleri için süslenmiş. Onlar onun için temizlenmiş, o da onlar için temizletilmiştir. Allah cennet hakkında şöyle der: onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Yani kendilerinden dolayı temiz yaptığı cennete sokar. Müminlerin orada kokladıkları güzel koku, gördükleri ise güzel şeylerdir. Müminlerin cenaze namazındaki duaları kabul edilmiştir. Çünkü bu dua ölünün gıyabında yapılmıştır. Ölüye istedikleri her iyilik için bir melek, namaz kılan kişiye bir katı da sana, bir katı da sana diye dua eder. Bu ifade ölünün yerine söylenmiştir ve kendisine yaptığı dua için namaz kılana verilmiş bir karşılıktır. Ayrıca o doğru bir haber ve gerçek bir sözdür. Namaz kılan ve üzerinde namaz kılınan kişi için iyilik gerçekleşmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet edilir: mümin insan gıyabında kardeşine dua ettiğinde bir melek bir misli de sana, iki misli de sana diye karşılık verir. Meleğin böyle söylemesi dua edene Allah'tan bir bildirimdir. Meleğin verdiği haber doğrudur ve ona kuşku giremez. Dolayısıyla insan gerçekte kendi nefsine namaz kılmıştır. Ölünün Rabbi ile kendisine namaz kılan arasındaki uzanışı ne hoştur. İnsan Rabbini bilen ve Hakk'ın kulağı, gözü ve dili olduğu kimseler gibi Hak tarafından sevilen biri ise namaz kılan Rab'den başkası değildir. O halde namazda Rab'be dönmelidir. Bu durumda ölü Rabbi ile kulun organları haline gelmiş Rabbi arasında bulunur. Bundan daha yüce bir yatış yoktur. Keşke sonsuza dek burada kalsaydı. Allah'tan kendimiz ve kardeşlerimiz için dileğimiz şudur ki, ecelimiz geldiğinde namazımızı kılacak insan, Hakk'ın kulağı, gözü ve dili olduğu kimselerden olsun. Bunu kendimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, babalarımız, ailemiz, tanıdıklarımız, insan ve cinlerden bütün Müslümanlar için dileriz. Amin. Kerem'in ve İzzet'in uğruna kabul buyur. Ölünün hali, ölünün Rabbi ile karşılaşma ve onunla bir araya gelme halidir. Cenaze namazında okunan Kur'an ise diğer indirilmiş kitap ve sayfalarda ayrışmış şeyleri birleştirdiği için toplayan anlamında Kur'an diye isimlendirilmiştir. Bu nedenle Şari cenaze namazında Kur'an'dan Fatiha suresini okumayı emretti. Çünkü bu sure kutsi bir hadise göre Allah ile kulu arasında ikiye taksim edilmiştir. Allah onu salat yani namaz diye isimlendirmiş ve şöyle demiştir: namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Burada diğer Kur'an sureleri değil, bilhassa Fatiha suresini zikretmiştir. Bu nedenle cenaze namazında ölüye Fatiha suresinin okunması gerekmiştir. Çünkü bu sure övgü ve dua içerir. Şefaatçi, nezdinde şefaat edileni şefaate layık şeylerle övmelidir. Fatiha suresinde geçen Er-Rahman ve Er-Rahim'den daha büyük hangi övgü olabilir ki? Medih kendisinden dolayı övülmüştür. Güvenilir bir rivayette Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu bildirilir: Allah'a ölmekten daha sevimli gelen bir şey yoktur. Allah mümin kullarını övenler diye nitelemiş, yoksulluk ve cimrilik gibi kendisine yaraşmayan özelliklerle Allah'ın katını kötüleyen ve bunları onunla ilişkilendirenleri kötülemiş ve lanetlemiştir. Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır demiştir. Bu ifade cimriliği anlatır. Bunun üzerine Allah iki eli de açıktır dilediği gibi infak eder ifadesiyle onları yalanlamış, her iki elini cömertlikle nitelemiştir. Öyleyse Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bizce bu ayet bize okunmuş en umut veren ayettir. Binaenaleyh şefaatçinin hiç kuşkusuz Rabbini methetmesi gerektiği belli olmuştur. Çünkü böyle yapmak daha önce izin verilmiş şefaatin kabulüne imkan verir. Övgü yapıldıktan sonra artık kabulü engelleyecek bir şey yoktur. Güvenilir bir rivayette kıyamet günü çatıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmek istediğinde öncelikle Allah'a hamd edeceği bildirilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatten önce şimdi bilmediği bütün övgülerle Allah'a hamd eder. Bunlar kıyamet gününün gerektirdiği övgülerdir. Çünkü nezdinde şefaat istenilenin
övülmesi haklarında şefaat istenilenlerin yani ümmetin suçlarına göre yapılır. Bu nedenle şefaatçi şefaatinden önce o yerin gerektirdiği hale göre övgüsünü sunar. Kıyamet yeri ise şimdi görülmemiş ve var olmamıştır. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bilmediğim demiştir. Asıl içinde vasıl. Cenaze namazında selam vermek. İnsanlar bu konuda görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba bir selam mı verilir yoksa iki selam mı? Çoğunluk tek selam verileceği görüşündedir. Bir grup ise iki selam verileceğini söylemiştir. Selamın açıktan mı yoksa gizli mi verileceği hususunda da görüş ayrılığı vardır. Benim vardığım ve benimsediğim görüş ise şudur. İmam ve cemaat için cenaze namazının selamı tıpkı diğer namazların selamı gibidir. Vasıf, batını yorum. Şefaatçi nezdinde şefaat ettiği kimsenin önünde durur ve yardım etmek amacıyla şefaat istenilen kimseyi kendisiyle Rabbi arasına yerleştirir. Şefaatçi, şefaat istenilen kimsenin nezdinde kendisi adına şefaat istenilenin hadisesini zikreder. Böylece onun önüne günahkarın getirilişini günahkarı getirmiş olmasa bile zikredeceği günahın veya davanın getirilişi sayar. Bu esnada şefaatçi kendisine yönelir ve Rabbinin dışındaki her şeyden habersizdir. Şefaatini bitirince yanında bulunan insan melek, cin ve müminlere döner ve onlara selam verir. Nitekim namazda da aynısı yapılır. Selam Allah'tan ölü hakkında bir müjdedir. Adeta yanlarına geldiği kimselere şöyle der. Sizin için ve ölü için sadece selamet yani esenlik vardır. Ve Allah ifade ettiğimiz izinle şefaati kabul etmiştir. Ölü namazı kılınabilenlerden ise ve cenazesi kılınıp yapılan şefaat kabul edilmezse hiçbir hayra sahip değildir gibi ifadeler söylenir. Allah'a yemin olsun ki bunlar yanlış sözlerdir. Bilakis cenaze namazı kılınan ölü hiç kuşkusuz mutludur. Onun günahlarının sayısı kum, taş ve toprakların sayısı kadar bile olsa yine de mutludur. Günahlarından Allah ile ilgili olanlar affedilmiştir. Kul hakları ile ilgili olanlara gelince bilindiği gibi Allah kıyamet günü kullarını barıştıracaktır. Her halükarda gecikse bile hayır ölünün iyiliğe mazhar olması kaçınılmazdır. Bu nedenle cenaze namazı kılan insan namazıyla Allah'ın nezdinde şefaat ettiğinde bizzat bir günahı belirlemeyip ölüyle mutluluğu arasına girecek şekilde günah olduğu söylenen her fiili zikretmesi gerekir. Cenaze namazını kılan insan Allah'tan ölünün genel olarak günahlarını bağışlamasını ve bütün günahlarını affetmesini dilemelidir. Genelleme yapmazsa Allah dilerse günahların hepsini affeder. Dilerse ölüye şefaatin gerçekleşmesine göre muamele eder. Bu nedenle cenaze namazında Allah'tan ölüyü azaptan kurtarması istenmelidir. Yoksa cennete girmesi için dilekte bulunulmamalıdır. Zaten cennet ve cehennemin dışında üçüncü bir yer yok ki. Namaz kılan insan ölünün cennete girmesini dilerse Allah bu konudaki duasını kabul edebilir. Fakat ölü cennete giden yolda büyük sıkıntılar görebilir. O halde namaz kılanın şefaati Allah'ın ölüyü kendisiyle afiyeti arasına girecek ve afiyetini engelleyecek şeylerden kurtarılması hakkında olmalıdır. Ölü için en yararlı olan budur. Böyle yaptığında ise cenaze namazından selam vererek ayrılmak geçerli olabilir. Bu durumda selam, ölünün kerih ve naaş göreceği her işten esenliğe çıktığı anlamına gelir. Asır içinde vasıl. Cenaze namazında nerede durulur? Bilginler imamın cenazenin neresinde duracağı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir grup cenaze erkek de olsa kadın da olsa ortasında durulacağını söylemiştir. Bir grup ise erkek olduğunda başında, kadın olduğunda ise ortada durulacağını söylemiştir. Bir grup ise her iki cinste de göğüs hizasında durulacağını söylemiştir. Bir grupta imamın dilediği yerde durabileceğini ve bu konuda bir sınırlama olmadığını söylemiştir ki benim görüşüm de budur. Vasıl, batini yorum. Hayal ve vehim güçlerinin insan üzerinde bir otoritesi ve etkisi vardır. Namaz kılanın maksadı Allah'tan istemek, ölü hakkında onunla konuşmak ve ölüyü onun huzuruna getirmektir. Dolayısıyla cenazenin neresinde durulacağının bir önemi yoktur. Çünkü bu konuda tereddüt göstermek, bilhassa cenaze kadın ise düşünceyi hedeften saptırır. İmam, kadın cenazenin ortasında durduğunda, kadını ardında bulunandan gizleyip
kendisinden gizlemediği vehminde bulunabilir. Bu vehim ise ölü hakkında Allah karşısındaki bilincine zarar verir. Çünkü Hakk'a yönelen gerçekte insanın kalbidir. Namaz kılanın kalbi bu gibi dağınık ve uygunsuz şeyleri barındırırsa hiç kuşkusuz ki şefaatte saygısızlık etmiş demektir. Bu haldeki bir insan ise şefaatçi olamaz ve gerek Allah ve gerek ölü karşısındaki saygısızlığı nedeniyle böyle bir insana ölü demek, namazı kılınana ölü demekten daha uygundur. Dolayısıyla cenaze namazı kılan insan, cenazenin neresinde duracağını düşünmemelidir. Bunun yerine himmetinin nezdinde ölü için şefaatçi olmaya çağıran Allah'a yöneltmelidir. Nice cenaze namazı kılan vardır ki gerçekte cenaze kendisine şefaatçi olur. Allah bizi yaşarken ve ölürken şefaat edenlerden eylesin. Amin. İnsan başından ayaklarına kadar bütün organlarıyla sorumludur. Bu nedenle insan dinen bakması helal olmayan şeylere bakmamak zorundadır. Başındaki diğer organlarıyla ilgili yükümlülüklerden de sorumludur. Aynı zamanda insana gitmesi helal olmayan bir şeye yani yere ya da yere o şeyden ve o şey içinde yürümemesi emredilmiştir. Gözüyle ayakları arasında ise Allah'ın kendi tasarrufunda korumak için insanın sorumlu tuttuğu organlar bulunur. Bunlar el, mide, cinsel organ ve kalp gibi organlardır. Namaz kılan kişi zatıyla ölüyü bütünüyle ihata edebilseydi bunu yapmalıydı. Dolayısıyla Allah'ın ona ilham ettiği yerde durması gerekir. Ancak cenazenin kalbinin ya da göğsünün hizasında durmak daha uygundur. Kalp, iyilik ve kötülükle bütün organlara hizmet eden organdır. Bu organ hiç kuşkusuz namaz kılan şefaatçinin durup onu kendisiyle Allah'ın arasına yerleştirmesi için en uygun organdır. Kalbe mağfiret edildiğinde bütün bedene mağfiret edilir. Çünkü bütün organlar dünya ve ahirette her durumda kalbe uyar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalp için şöyle der. Bedende bir organ vardır. Düzgün olduğunda bedenin diğer kısımları da düzelir. Bozulduğunda ise bedenin diğer kısımları da bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Aynı şekilde kalp için cenaze namazı kılmanın gayesi olan şefaat kabul edildiğinde diğer organlar için de şefaat kabul edilir. Şeriat burada kalp derken göğsün içindeki et parçasını kastetmişse insanın latife yani insanın hakikati ve aklını kastetmemiştir. Bu uyarıda anlayan kişi için bir sır ve ancak keşif sayesinde meydana gelen bir bilgi vardır. Allah şöyle der. Bunda kalbi olan için bir öğüt vardır. Başka bir ayette ise akıl sahipleri ibret alın buyurduğu gibi gözler değil gönüllerdeki kalpler köredir yani sudur köredir. Bu ayette geçen sudur kelimesinde işaret yoluyla haktan sudur etmeye yani meydana gelme bir işaret vardır. Şari kalp derken aklı ve insanın hakikatini değil de organı kastettiğinde iyilik ve bozulmadan söz ederken bedende ortaya çıkan hastalık, sağlık ve ölüm gibi halleri kasteder. Çünkü bu organdan ibaret olan kalp hayvani ruhun bulunduğu yerdir. Hayvani ruh bedendeki duyum sayan ve gelişen bütün parçalara oradan yayılır. O kalbin nefes alıp vermesiyle ortaya çıkan buhardır. Bu buharı kan, kanı ise karaciğer verir. Kan uygun olduğunda onun verdiği buhar da onun gibidir. Böylece beden sağlıklı olur. Aynı şey bunun tersi için geçerlidir. Şu halde bu durum Şari'nin bize işin kendiliğinde bulunduğu durumu ifade etmek için bir uyarısıdır. Çünkü bilmek unsurdan meydana gelmiş bu doğal bedende işin nasıl olduğunu bilmeye bağlıdır. Söz konusu cisim, Şari'nin sorumlu tuttuğu organlara özgü itaatleri ortaya çıkarmada insanın sorumlu latifesinin yani düşünen nefsinin bir aracıdır. İnsan beslenmesine dikkat etmez. Bedenin doğasını yöneten hayvan ruh ve mizacının düzgün olmasına bakmazsa güçler dağılır ve zayıflar. El ve tasavvur kalpten ortaya çıkan bozuk buharlardan dolayı bozulur. Fikir gücü zayıflar. Hıfz yani ezberleme gücü azalır. Araçları bozulduğu için akıl işlevsiz kalır. Halbuki insan işleri ve şeyleri söz konusu araçlar vasıtasıyla algılar. Çünkü bir hükümdar görevleri ve reayası sayesinde hükümdar olduğu gibi aynı zamanda hükümdar iyi olduğunda reaya ve görevlileri de iyi olur. Öyleyse Şari kendisi bozulduğunda
Bu algıyı sağlayan araçları da bozan, düzgün olduğunda ise bu araçları da ıslah eden aslı dikkate almıştır. Çünkü insan Rabbinin kendisini sorumlu tuttuğu işleri bu araçlar düzgün olmadan, istikamet bulmadan, onlara dönük yıkıcı durumlardan esenliğe kavuşmadan yerine getiremez. Bütün bunları ise kalp yapabilir. İşte bu ifade Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem verilmiş Cevamül Kelim yani hakikatleri toplama özelliğinden kaynaklanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalp derken aklı kastetmiş olsaydı kalp ile anlatılmak istenilen yararları bir araya getiremezdi. Bu nedenle başka bir şey akla gelmesin ve dinleyen söyleneni akla yormasın diye kuşkuyu ortadan kaldırmak için hadiste et parçası denildi. Aynı şekilde Allah gözler değil, gönüllerde bulunan kalpler körelir der. Yani onlar bozulur ve gerekli şeyi algılamaktan körelir. Çünkü gözün verisini iç gözün görmemesi göz bozukluğundan kaynaklanır. Gözün bozukluğu, mahallenin bozukluğu ise hayvani ruhun bozukluğundan kaynaklanır. Onun bulunduğu yer ise kalptir. O halde namaz kılan kişinin namaz esnasında cenazenin göğsü hizasında bulunması daha uygun ve daha doğrudur. Bunun nedeni bozukluk ve düzgünlükte asıl olan kalbin orada bulunmasıdır.